İşte bu. Erken erişim oyununu gönder tabii ki incelerim. Beğenirsek hep beraber beğeniriz. Neden olmasın? Abi ben her zaman Türk oyun üreticilerinin arkasındayım. Yeter ki oyununuzun tek özelliği Türkler tarafından yapılmış olmaması. Başka özellikler olursa güzel olur. Mesela güzel bir oyun olması gibi. Nasıl? Twitch istatistikleri yaşı neye göre belirliyor sence? Hesapta kayıtlı olan doğum tarihine göre değil mi? Hayır abi. Twitch sizce o kadar salak mı? Arkadaşlar 2020'de yaşıyoruz. Gerçekten Twitch... Bakayım kaç yazmış yaşını? Tamam. Bu 18 yaşında falan dediğini mi zannediyorsunuz? Böyle mi yürüyor sizce? İnternet böyle mi çalışıyor? Bu şekilde mi çalışıyor? Kafayı mı yediniz ya? Öyle bir şey olabilir mi amına koyayım? Ya arkadaşlar konuşmalarınızı dinleyen bir Google var. Google'a yeterince parayı verirsen donunun rengini bile öğrenirsin adamın. Siz rahat olun. Yani Google gibi şirketler şey yapmıyorlar. Mehmet'in donu mavi renktir demiyor ama Cahreyn'i izleyen 2500 kişinin donu mavi renktir diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Abi sizin ne yazdığınızın gerçekten hiçbir önemi yok yaş olarak. Hakikaten yok. Twitch sizin yaşınızı biliyor yani. Rahat olun. Evet abi arkasında Amazon olan bir şirket gerçekten senin yaşına ulaşamayacağına inanıyorsan kolay gelsin abi. 2020'de nasıl hayatta kalıyorsun amına koyayım. Yani en basitinden daha önce de anlatmıştım ben araba kiralamayı düşünüyordum Polonya'dayken. Arkadaşlarıma dedim ki sigara molasında. Abi dedim ben araba kiralayacağım ya falan filan ama daha önce hiç aratmadım, hiçbir yere yazmadım, hiçbir alakası yok. Böyle sigara molasında bahsettim arkadaşa. Bilgisayara geçtim, bir oturdum abi. Önümde bütün araba kiralama şirketlerinin reklamları vardı. Mal oldum, mal. Mal oldum ya. Dedim ki ananızın amı dedim yani. Çüş dedim yani. Ve bunu kabul ettiler zaten. Senato'ya çağırıp soruyorlar ya Amerika'da. Siz ne yapıyorsunuz milletin bilgilerini diye soruyorlar ya Amerikan Senatosu. Kabul etti abi Google. Evet bilgileri alıyoruz ama yani Ahmet araba arıyor diye almıyoruz bilgiyi dedi. Evet abi masaya koyun telefonu. Saatlerden bahsedin mesela. Saat almak istiyorum. İşte sevgilime 14 Şubat'ta saat alacağım. Sonra Instagram'a bir gir. Bu bir komplo teorisi değil yani. Artık bunu şirketler de kabul ediyor. Instagram'a girin mor. Bakın bakalım kaç tane saat reklamı göreceksiniz. Bir bakın bakalım neler yaşanıyor orada. Evet mavi renkli saatleri çok seviyorum Dina abi. Telefonunuza fısıldayın. Onun kulağına ahlaksız şeyler söyleyin. Akşama 100 tane mavi saat reklamı göreceksiniz. Ben bir konferansta dropshipping'den bahseden birinin ses kaydını almıştım. Aynı gün dropshipping eğitimi verenlerin reklamları çıkmaya başladı karşıma. Diyorum abi. Bu yaşanıyor yani bu doğru. Abi şeffaf kargomuz var. Ben de açacağım bir şeffaf kargo şirketi. Dropshipping boş iş ya. Yani bir de Türkiye için özellikle boş iş abi. Sen Çin'den mal getireceksin de dropshipleyeceksin. Amına koyayım bir ayda geliyor. Gümrükte yüzyıllarca yatıyor. Türkiye için imkansız gibi bir şey. Amerika'da iyiydi ama o da yalan oldu. Evet abi dropshipping dolandırıcısı da çok ya. Geçen simülakrada oynadığımız çar vardı ya bir tane. Arkadaşlar başarıya nasıl ulaşacağız biliyor musunuz? Hep beraber başarı falan diye bağırıp bağırıp milleti siken herif. Abi bir arada şey vardı değil mi? Bitcoin, Sikcoin, Yarrak Coin, en iyisi Dogi Coin. Kardeşim ona yapmayacaksın yatırım ya. Abi ben minerlık yapacağım. Aa, şey topluyorum. Ati Radeon ekran kartı. Herkes zengin oluyordu bir ara amına koyayım. Ne oldu o iş? Onzi. AliExpress'ten 7 tane ekran kartını çektim moruk. Mining yapıyorum moruk. Bu arada coinlere laf etme diye triggerlanan insanlar oldu da. Yani gelecekte para birimlerinin ortadan kalkıp tümden dijitale geçeceğimize ben de eminim. Beni yanlış anlamayın. Şundan ötürü eminim. Zaten şu anda kullandığımız kağıt paralar zaten dijital. Yani para diye bir şey yok zaten. Onu ben şu anda biliyorum. Geri zekalı değilim. Yani dünyadaki herkes bankalara gidip banka hesabında bulunan bütün parayı çekmek istese öyle bir para yok. Para bulutta zaten. Hepsi birer kod. Hepsi birer line yani. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Geri zekalı değiliz Allah'a şükür. Türkiye'deki herkes gitse abi bankalara, verin lan paramı dese, çıkarıp verecek paraları yok abi. Ya bunun sebebi şey çünkü. Sen bankaya parayı veriyorsun, banka onun bir kısmını kullanabiliyor, bir kısmını kredi olarak başkalarına verebiliyor. Olmayan para böyle havadan kendini katlaya katlaya, aslında olmayan bir para varmış gibi yaşıyoruz moruk. Dünya yalan. Para yalan. Yalan moruk öyle yani, yapacak bir şey yok. Yok yani öyle bir para yok. Ya benim banka hesabımdaki paranın hepsini çekmek istesem şu an verebilecek banka yok nakit olarak. O zaman Ay'a da çıkmadık. Bu zaten yani dünyada yuvarlak değil moruk. Splat GG VP. Hoş geldin bro. Ekonomiden anlıyorsun damat mısın yoksa? Ya yok be abi o kadar iyi değilim ben. Ben amatör. Adam koskoca ekonomi bakanı abi. Ben kimim ki? Neden dolar basıp borcumuzu ödemiyoruz? O güzel soru yine geldi. Oo, üstüme attırın. Ekonomi okuyorum diyor Zeki mesela. Zeki dediğim doğru değil mi abi? Bankalarda para yok moruk. Zeki bize anlatsın. Adam ekonomist. Abi ben altına yatırım yapıyorum. Sence iyi mi? Ya ben ekonomiden çok anlamam.
Babam o konuda biraz fişek. Yani babamın dediğine göre yatırımı 3'e 4'e bölmek en mantıklısı. Gayrimenkul, borsa, efendime söyleyeyim şeyler, bonolar falan, altın vesaire, döviz. 4'e 5'e ayırmak en mantıklısı. Ben kendim şahsen çok anlamıyorum yani. Anladığımı söylesem yalan söylemiş olurum. E-ticaret yapacaktık, ne oldu? Çalışmalar devam ediyor. E-ticaret sitesi açacağım arkadaşlar. Size uygun arkasında durabileceğim malları sattığım bir e-ticaret sistem olacak. Heyecanla çalışmalara başladık abi. Çok güzel bir e-ticaret sitesi sizi bekliyor. Bakalım açtığımda ne diyeceksiniz, beğenecek misiniz? Ben de bayağı heyecanlıyım o konuda. Ananı sikiyim, dökülmeye başladı, kese doldu. Şeffaf kargo abi, o zorunlu abi. Şeffaf kargo olmazsa sıkıntı oluyor. Şeffaf kargo şart be bro. Kargo ücretsiz Cahre'in duş suyu satacağım abi, bu doğru. Hisse senetleri de iyi yatırım. Babam o konuda çok uzmandı. Borsadan çok para kaldırmışlığı var vaktinde. O yüzden çok çok az borsadan anlarım. Yani benim çocukluğumdaki borsadan anlarım en azından. Çünkü babamla beraber takip ediyorduk. Teletext'ten takip ederdik Amerika'yı. Babam arardı yolda mesela. Alanya'dan Antalya'ya gelirdi. Arardı beni. Ahmet aç bakayım Teletext'i. Açtım baba. İşte garanti ne durumda? Şu kadar baba. Bilmem ne durum. Mesela şeyi çok iyi bilirim. Kumar olan kartlar vardır borsada. Hala var mı bilmiyorum. Mesela İhlas. İhlas Holding tamamen kumardı. Şöyle yani. Grafik böyle amına koy. Bir dibe vuruyor, bir yukarı çıkıyor. Kumar oynamak isteyen parayı İhlas'a basardı mesela. Var mı hala? Hala İhlas kumar oynanıyor mu abi? Var mı öyle bir şey? Mayumlu hala öyle. Hala öyle mi? Hala kumar kartı mı İhlas? Aga be, bak hiç değişmemiş borsa amına koyayım. O zamanlar şeydi, çok parası olan kumar oynamak isteyen ihlasa atardı abi parayı. Oradan alırdı şey, o hisse senetlerini alırdı. Giderdi moruk, ihlas bum bum. Deli hisse abi, ya dipte ya gökte. Aa ciddi ciddi, ha, İngilizce mütercim tercümanlık öğrencisiymiş, ciddi ciddi okulu bırakıp bekçi olmak istiyormuş. Abi tanıdık var mı? Öyle olunmuyor benim bildiğim kadarıyla. Gençlik kolları üyesi misin? Öyle ben bekçi olacağım deyip olabileceğini zannetmiyorum ya. Mülakat değil mi %50? Evet abi olamazsın. Abi dilci olmak kötü bu arada ya. Bence de kötü yani. Bu arada bekçilik konusunda haklısın. Bir sene sürdü sınav mülakat vesaire kaldım ama neyden kaldığımı bilmiyorum. Spor yazılı hepsini geçtim. Yok mu 5 kan be abi? Spor mu yazmışlar abi kalma sebebine? Kesin spordur. Aha, bak şu an spordan kaldın abi. Neyden kaldığımı bilmiyorum, çok acı değil mi ya? Oğlum seni niye alsınlar be? Var mı tanıdık? Sen İstanbul Silivri konserine bekledik gelmedin, seviyorsun iyi oyunlar. Abi gelecektim, sakatlandım. Yemin ediyorum gelecektim. Oradaydım altısında, İstanbul'daydım biliyorsun. Ya da belki de bilmiyorsun. Gelecektim Sleep Dealer konserine. Gidemedim abi, sakatlandım. İp yok, ahlak zaten yok. Ya son zamanlarda öğrenme zorluğu ve öğrendiğim şeyler hafızada tutma zorluğu çekiyorum. Önerin var mı? Ya abi, ben çok öğrenme kapasitesi inanılmaz olan bir insan değilim. Şu ana kadar öğrendiğim her şey imgesel hafızamla öğrendim. İmgesel hafıza nasıl çalışıyor? Şöyle bir şey. Para var mı moruk? Yani bir şeyi bir şeyle bağdaştırıp zihnimi öyle kazıyorum. Yani bir anısı olması lazım, bir şey olması lazım. Herkes de böyle çalışıyor bu arada. İmgesel olarak öğrendiğiniz hiçbir şeyi unutmazsınız. Ben öyle öğreniyorum. Ananı sikeyim, bunlara gelmeseydim keşke. Ay çok dolu. Abi Warcraft oynayabiliriz bu gece ya. Sablarda varsa Warcraft oynarız yani. Transistör oynadım. Chat'i çok açmadı ya. Millet uyudu falan. Nasıl konuşuyorduk? Niye diyemiyoruz? Chat'i çok açmadı. Açık söyleyeyim beni de çok açmadı. Hikayesi güzel ama ben o kadar arcade oyunları... Oğlum öbür tarafa koşsana. Aa plebler kafayı yemiş. Güzel oyun aslında ama beni çok heyecanlandırsa yine chat'i siklemeyip oynardım. Çünkü chat dediğim bugün var yarın yok abi en nihayetinde. Şey yapamadım yani. Doğduğun köyde Çeviri yapmak zorunda kaldım bir de. Cahreyn Smile hoş geldin. Geldin.
Bırak bırak Canlen Kuro, bırak oyunu. Abi hep öyle diyorsun, yarın da geliyoruz. Abi o yani lafın gelişi. Chat bugün var, yarın yok. Bunlarda bayağı para var bu arada. Bu sablar paralı sablar abi. Bu sablar paralı abi.